Rab İbrahim'e dedi ki, memleketinden ve babanın evinden sana göstereceğim memlekete git. Tekvin 12. Sen bizimlesin Tanrım. Yok işte. Burada su yok. Gece yetecek suyumuz var. Burada dinlenelim. Halkım gittikçe öfkeleniyor amca. Suyun adilce dağıtılmasını sağla. Baş üstüne. Halk arasında hoşnutsuzluk da yaygın efendim. Doğru söylüyor efendi. Onlara ateş yakmalarını ve yemek hazırlamalarını söyle. Ne diyorsa onu yap. Millet, beni dinleyin. Tanrı'nın bize ne emrettiğini biliyorsunuz. Ama siz Tanrı'yı bilmiyorsunuz. Sizin bütün bildiğiniz bu putlar, üzerinde durduğunuz dünyayı kim yarattı? Kayaları kim yarattı? Gökyüzünü, bu şeyler mi? Çamurdan yapılan bu şey mi? Hayır, Tanrı yarattı. Tek Tanrı, tek ve gerçek Tanrı. Hikayesini anlatayım mı? Gözlerinizi kapatın. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece karanlık vardı. Ve Tanrı dedi ki, ışık olsun. Thank you.
Ve Tanrı ışığı karanlıktan ayırdı. Tanrı bu ışığa gün dedi. Ve karanlığa da gece adını verdi. İşte o ilk gündü. Ve ikinci gün Tanrı dedi ki, suların ortasında suları sulardan ayıran bir kubbe olsun. Kubbe altındaki suları ve üstündeki suları ayırdı. Tanrı bu kubbeye gökyüzü dedi. Üçüncü gün Tanrı dedi ki, suların hepsi bir yerde toplansın ve kuru topraklar ortaya çıksın. Ve işte böylece Tanrı bu kuru topraklara yeryüzü dedi. Ve bir yerde toplanan sulara da deniz dedi. Ve Tanrı ortaya çıkan şeyi beğendi. Ve dedi ki, yeryüzünün içinden yeşil şeyler fışkırsın. Mahsul veren tohumlar ve her türlü meyve ağaçları bulunsun. Ve dördüncü gün Tanrı dedi ki, gökyüzünde ışıklar olsun ve yeryüzünü aydınlatsın. Günlerin, mevsimlerin ve yılların işaretleri olsun. Beşinci gün Tanrı dedi ki, sularda canlı yaratıklar oluşsun. Ve Tanrı onları kutsayarak şöyle dedi, üretken olun, çoğalın, denizleri ve yeryüzünü doldurun. Altıncı gün Tanrı dedi ki, şimdi de kendi görüntümden insan ırkını yaratacağım. Ve işte böyle oldu. Ve Tanrı yarattığı her şeyi gördü. Ve gördükleri gerçekten hoşuna gitti. Ve böylece yeryüzü ve cennet yaratılmış oldu. Üzerindeki canlılarla birlikte yaşayan bir yerdi orası. Ve yedinci gün Tanrı dinlendi. Sonra ilk insanı yeryüzü toprağından yarattı. İşte o adam Adem. Ve Tanrı Adem'in bir kaburga kemiğini alarak kadını yarattı. İşte bu yüzden bir erkek annesi ve babasını terk ederek bir kadınla evlenir. Ve ikisi tek vücut gibi yaşarlar. Adem kadına Havva adını verdi. Tanrı onlara cennette bir bahçe verdi. Aden bahçesi. İkisi de çıplaktı. Ama utanmıyorlardı. Aden bahçesinin ortasında büyük bir ağaç vardı. Bu ağaç iyilik ve kötülük ağacıydı. Tanrı Adem'e dedi ki, bahçedeki bütün meyveleri yiyebilirsin ama birine dokunamazsın. İyilik ve kötülük ağacına. Bu ağacın meyvesi size yasaklanmıştır. Eğer yerseniz öleceksiniz. Ve bahçedeki bütün yaratıklar içinde en hilecisi yılandı. Ve yılan Havva'yı kandırdı. İyilik ve kötülük ağacının meyvesinden ye dedi. Ölmeyeceksin. Gözlerin açılacak. Ve Tanrı'dan hiçbir farkın kalmayacak. İyiyi ve kötüyü bileceksin.
Havva meyveyi yedi. Ve yemesi için Adem'e de verdi. Böylece gözleri açıldı. Ve çıplak olduklarını gördüler ve utandılar. Ve bunu Tanrı'dan saklamaya çalıştılar. Ama ondan nasıl saklayabilirlerdi? Tanrı onları buldu. Ve giyinmeleri için onlara giysi verdi. Sonra yılanın ne yaptığını duydu. Ve Tanrı yılanı lanetledi. Ve dedi ki, hep karnının üzerinde sürüneceksin ve sadece toprak yiyeceksin. Adem'le Havva'ya girince Tanrı onları Aden'den kovdu. Ve böylece kötülük yeryüzüne gelmiş oldu. Ve Adem'in oğlu Kain kardeşi Abil'i öldürdü. Biz hepimiz ilk insan olan Adem'in soyundan geldik. Ben İbrahim, onun oğlu Set'in soyundan geliyorum. Ve Nuh'un Tanrı büyük tufanı gönderdiğinde yaptığı gemiyle insan ve hayvan soyunun devam etmesine yardımcı oldu. Sizleri o yarattı. Tanrı bana ne emretti biliyor musunuz? Ülkeni terk edecek ve sana göstereceğim topraklara gideceksin dedi. Benim kutsal yasalarımı uygulayacak, böylece o topraklarda huzur ve barış içinde yaşayabileceksin dedi. Seni mübarek kılacak kutsal bir görev vereceğim. Böylece herkese bir örnek olacaksın ve insanları kutsayacaksın. Sana itaat eden herkesi kutsayacağım. Sana karşı gelenleri lanetleyeceğim. Senin şahsında yeryüzünde yaşayan bütün aileler kutsanacaktır. Ben Tanrı'nın sesine inanıyorum. Ve onun emirlerine uyuyorum. Sizler de Tanrı'ya inanacak mısınız? Ben Tanrı'ya inanıyorum. Ben inanıyorum. Kendi otlaklarını kendin bul. Burada hiçbir hakkın yok senin. Benim de senin kadar hakkım var. Benim efendimle senin efendin eşittir. Lut, İbrahim'le eşit mi yani? Hiç sanmıyorum. Zamanı geldiğinde benim efendim seninkinden büyük olacak. İbrahim yalancının biridir. Dikkatli konuş Raban. Ne dediklerini biliyorsun. Öyle bir ülke yok. Tanrı da yok. O ihtiyar dilinin teki. Eliezer! Sana hakaret etmişti. Ama çözümü bu olamaz. Raban doğruyu söylüyordu efendim. Bize söz verdiği o topraklar nerede? Yeğenim.
Buraya geldiğimizden beri Tanrı bize cömert davrandı. Halkın ve sürülerimiz bu topraktan memnun kaldı. Ama yeterince otlak olmadığı için senin ve benim halkım arasında sürtüşme oldu. Aramızda bir anlaşma olmalı Lüt. Sen benim akrabamsın ve seni bir evlat gibi severim. Artık yollarımızı ayırmanın zamanı geldi. Topraklarda ilk seçimi yapma hakkını sana veriyorum. Eğer sen sol tarafa gidersen ben sağ tarafa gideceğim. Eğer sen sağa gidersen ben sola gideceğim. Efendimiz. Bu beni de çok üzüyor. Başka seçeneğimiz yok. Sana bir oğul verebilseydi. Şimdi bu duyguyu yaşamayacaktı. Hiç korkma İbrahim. Ben seninleyim. Senin ödülün çok büyük olacak. Bana ne vereceksin ey Tanrım? Hala bir çocuğum yok. Dölüm yok. Öldüğüm zaman sanki bu dünyada yaşamamış gibi olacağım. Yukarı bak. Yapabilirsen yıldızları say. Hiçbir insan onları sayamaz. Aynı şekilde hiçbir insan senin soyundan gelecek olanları sayamayacak. Hiçbir şey bu dünyada hiç yaşamamış gibi olmaz. Dölün senin evinde ve oğlun da evinde olacak. Oğlum mu? Buna inanıyor musun? Evet. Sana inanıyorum. Benim bir çocuk sahibi olamayacağımı biliyorsun. Bana kumu almamı mı söylüyorsun? Birçok erkek ikinci eşini alıyor. Adetleri biliyorsun. Benim adetim değil. Ben senden başka bir kadını asla istemedim. Aptalca konuşuyorsun. Ben Tanrı'ma inanıyorum. Bize bir oğul vereceğine kesinlikle inanıyorum. Nasıl? Nasıl? Başka bir eş almazsan bu olamaz. Sara, ben yalnız seni sevdim. Başka bir kadın almayacağım. Mecbursun. Yoksa Tanrı sana verdiği sözü yerine getiremez. Bütün istediğim sana bir çocuk vermekti. Ama yapamadım. Biliyorum. Bunun seni nasıl üzdüğünü iyi biliyorum. Ama Sara, seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Ah, güzel sözcükler. Ama gerçek sözcükler. Asla başka bir kadın almayacağım. Hiç anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ama inanıyorum. O çok genç ve güçlü. Sana sağlıklı bir çocuk verebilir. Neden söz ediyorsun kadın? Üstelik çok da güzel. Hacer mi? Sence de güzel değil mi? O bir hizmetçi ve bir Mısırlı. Aptalca konuşuyorsun. Bunun ne önemi var? Hacer'i hizmetime alırım. Ve Tanrı'nın sözünü yerine getirmesine yardım eder. Onun sayesinde senin soyunu sürdürmeye devam eder. Sana bunu teklif ediyorum. E sen bana aptal diyorsun. Çocuk sahibi olmalısın. Artık bunu görebiliyorum. Ona gitmeni istiyorum. Bu gece gitmeliz.
6 parça. 6 parça mı? Ben 10 parça istiyorum. İsteyebilirsin, ben vermem. 7. 10. Ne cesaretle bana cevap verirsin? Evet veririm. Kes sesini. Hayır, kesmeyeceğim. Keseceksin çünkü emrediyorum, yoksa... Yoksa ne? Beni dövecek misin? Hem de kocanın çocuğunu karnımda taşıyorken. Neler oluyor? Senin hatırın için kendi onurumdan fedakarlık ettim. Peki ödülüm ne oldu? Bu kız görevini yapmıyor. Ne zaman bir emir versem bana küstahça cevap veriyor. Artık bıktım, usandım. İşim çok ağır ve ben bir çocuk taşıyorum. Sara hala benim karımdır. Sen onun hizmetçisisin. Ona itaat etmelisin. Hacer! 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 8. Sana 8 vereceğim. 10 dedim. Hacer, hiç korkma Hacer. Geri dön. Bir oğul doğuracaksın. Adını İsmail koyacaksın. O bir avcı olacak. Onun eli herkese karşı ve herkesin eli ona karşı olacak. Ve bütün kardeşlerinden daha sakin olacak. Hadi Hacer, ıkın. Ikın hadi. Bir oğlun oldu. Tanrım dinle. Ona İsmail adını veriyorum. Sara, çabuk yiyecek hazırla. Kimdir bunlar? Karın nerede? Sara. Orada, çadırda. Onun bir oğlu olacak. Oğlu mu? Evet. Bir oğlu olacağını söylediğinde neden güldün? Ben gülmedim. Tanrı'nın gücünün yetmeyeceği herhangi bir şey var mıdır İbrahim, söyle.
Hissediyor musun? İşte yine. Hayal gücün sana oyun oynuyor. Ne? Ha, böyle bir konuda nasıl şaka yapabiliyorsun? Çünkü hala inanmakta zorlanıyorum. Ikının efendiniz. Ikının. 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 Bir oğlun oldu. Bir oğlum oldu. Bir oğlum. Adını İshak koyuyorum. Sonunda yüzümü güldürdün. Ve bunun gerçek olduğunu duyan herkes bana gülecek, değil mi? Tanrı'nın gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur Sara, unutma. İsmail, çekil oradan. Çekil dedim sana. Ne yaptı şimdi? Kime ne zararı var? Al götür onu buradan. Oğlunu bir kardeşin sevmesi gerektiği gibi seviyor. Kardeş mi? Onlar kardeş tabii. Nefret dolu olan sensin. Oğlumdan nefret ediyorsun. Benden nefret ediyorsun. Git buradan. Sana karşı gelip bir şey söylemedik. Seni kızdıracak hiçbir şey yapmadık ama yine de bizden nefret ediyorsun. Git buradan, gözüm görmesin seni. Git. Git artık. Gel. Hadi İsmail gel. Bu köle kadından ve oğlundan kurtulacaksın. O kölenin oğlu olan İsmail asla benim oğlum İshak'ın hakkı olan mirası paylaşamayacak. Ona bakmaya dayanamıyorum. Ya da oğluna. Artık onları burada istemiyorum. Gitmek mi? Nereye gidebilirim ki? Hacer, Tanrı başından beri bizimle birlikteydi. Nereye giderim? Nasıl yaşarım söyler misin? İhtiyacın olan her şeyi alabilirsin. O senin de oğlun. Bu Tanrı'nın işi diyorum. Ona inanmak zorundasın. İshak'ı İsmail'den üstün tutuyorsun. İşte benim inandığım bu. İbrahim. İbrahim. Buradayım. Çok sevdiğin oğlun İshak'ı alacaksın ve sana gösterdiğim yere götüreceksin ve onu yakılan kurban olarak takdim et. Oğlumu mu? Evet, oğlum. Neden bunu emrediyorsun? Neden? Neden? Bu kuzu kusursuz. Bir tek lekesi yok. Onu sürüsüne geri götür. Ama anlamıyorum. Heh.
Hazır mısın oğlum? Evet baba. Ama eğer yanına bir kuzu almazsan adağını nasıl yerine getireceksin? Hadi gidelim. Hoşça kal anne. Tanrı seninle olsun oğlum. İşte burası. Nasıl kurban keseceğiz anlamıyorum baba. Kuzumuz yok ki. Tanrı bize bir kuzu gönderecek oğlum. Hadi sen yukarı çık. Ben de geliyorum. Siz burada bekleyin. Benle oğlum ibadet edecek, sonra da geri döneceğiz. Tamam oldu işte. Beni sıkı bağlamalısın baba. Belki cesaretimi kaybedebilirim. Buna mecbursun baba. Sakın o çocuğa elini sürme ve ona zarar verme. Artık bana olan inancının tam olduğunu biliyorum. Çünkü sen Tanrı'na en değerli varlığını vermeyi kabul ettin. Tek oğlunu. Şimdi arkanı dön. Orada Tanrı'nı memnun edecek bir kurban göreceksin. Oh, my God.
Neden İshak gelmiyor? Gelecek. Bir yudum su verir misin? Tadı ne kadar güzelmiş. Birlikte çok uzun bir yolculuk yaptınız. Ama Tanrı sadece bir kez sana karşı öfke duydu. Biliyorum. Onu öldürecek miydi? Evet, öldürecektim. Tek oğlumuz. Evet. Evet, söyle. Şimdi rahatladım. Bağışlanacak mıyım acaba? Nasıl kuşku duyarsın? Onu sen tanıyorsun. Ben onu senin kadar tanıyamam. Kimse onu gerçek anlamda tanıyamaz. Onu tanımak bize verdiği görevleri yerine getirerek olur. Onun yasalarını uygulamak ve onu bulmaya çalışarak. Onu bulmalıyız. Ancak o zaman onun istediği gibi yaşayabiliriz. Ancak o zaman onun istediği gibi insanlara örnek olacak hale gelebiliriz. Ama sen bunların hepsini yaptın efendim. Hayır. Benim yaptığım henüz başlangıçtı. Bu görevi yerine getirebilmek için insan hayatı yeterli değil. Bunu oğlumuz yapacak. Ve onun oğulları. Ve ondan sonra gelecek kuşaklar bu görevi tamamlayacak. İshak oğlum. Zaman geldi. Çadırı açar mısın lütfen efendim? Ne kadar güzel. Gün ışığını görmek. Bir türlü rahat edemiyor. Bir eş alması gerekiyor. Ama kendi akrabalarından olmasın. Kenanlı bir kadın almamalı. Haran'a gideceksin. Onu çok iyi koruyacağım. Beni yanlış anladın galiba. Sen yalnız gideceksin. İshak burada kalacak. Ama ben bir köylü olarak efendimin oğluna nasıl el seçebilirim? Seçimi Tanrı yapacak Eliezer. Seçimi Tanrı yapacak. Ya kendini benim için büyük tehlikelere atarsa? Baba, bu çok uzun bir yol, öyle değil mi? Evet. Acaba güzel midir? Umarım güzeldir.
Ben düşman değilim. Uzun bir yoldan geldim ve çok susadım. Biraz su verir misiniz? Buyurun alın bayım. Teşekkür ederim. Adın ne senin? Rebecca. Betuel'in kızıyım. Develerim de çok susadılar. Getirin. Ben kovaları doldurayım. Benim adım Laban. Efendin İbrahim bizim akrabamızdır. Benim büyük babam onun kardeşiydi, Nahor. Tanrı gerçekten çok adil bir rehber. Kuyuya gelmeden önce dua etmek için bir süre durmuştum. Orada su çeken kadınları gördüm. Tanrı'ya dedim ki onlardan su isteyeceğim. Ama onlar bir yabancı olduğum için benden kuşkulanırlarsa su vermeyi reddederler. Eğer bana su vermeyi teklif eden çıkarsa demek ki seçilmiş olan odur. Bunu kesinleştirmek için develerime de su teklif etmelidir. Rebecca bunların hepsini yaptı. Üstelik benim efendimin de akrabasıdır. Bayım, Rebecca'yı İshak'a eş olmak için yanımda götürmeme izin verir misiniz? Ah, ne kadar aptalım. İşte bunlar efendimin armağanlarıdır. Bunları İshak'ın eşinin ailesine verecektim. İshak bu mu? Evet. Beni nasıl seçtiğini sana anlattı mı? Evet, anlattı. Garip bir durumdu. Her şey sana garip geliyor olmalı. Evet öyle, birazcık. Birazcık mı? Hayır, aslında çok garip. Ama Tanrı böyle istedi, buna inanıyorum. Öyle mi? Evet öyle. Hayatım boyunca bana çok şey verdin baba. Çok şey. Ama hiçbiri beni bu kadar mutlu etmedi. Karımdan memnun musun? Memnun olmak mı? Memnun olmak mı? Onu bütün kalbimle seviyorum baba. Buna sevindim oğlum. Dur da biraz dinlenelim. Gerçekten çok güzel bir kız. Ve oldukça da akıllı bir kadın baba. Benim göz ardı ettiğim birçok şeyi biliyor. Akıllılık ve bilgiçlik. Bütün insanların sahip olmayı istediği bir şehir gibidir. Farklılıklar gösterir. Umarım yumuşak bir yüreği vardır. Baba var. Ondaki yürek hiç kimsede yok. Baba. 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 Eliezer. Eliezer çabuk gel. Thank you.
Tanrı seninle olsun İsmail. Kardeşim. Biz aynı babanın çocuklarıyız. Biz kardeşiz. Aramızda düşmanlık olmamalı. Lütfen. Beni dinleyin oğullarım. İşte bana Tanrı'nın söyledikleri. Bunu bugüne kadar hep içimde sakladım. Halkım bu topraklardan çıkıp başka bir ülkeye gidecek. Ve tutsak olacaklar. Acı çekecekler. Ama dördüncü kuşaktan sonra geri dönecekler. Ve Tanrı onlara bu toprakları verecek. Ellerimi tutun. Tanrı'nın bana verdiği büyük görevi unutmayın. Haran'dan çıkarken bana bu emri vermişti. Yasalarını uygulayacak ve kutsanmış biri olarak örnek olacaktım. Kimi kutsayacaksın baba? İshak'ı mı, beni mi? Neden İshak'ı senden üstün tutmalıyım? Ya da seni İshak'tan? Sizin yollarınız ayrılacak. Yönleriniz farklı. Ben sadece halkımı kutsayacağım. Sizleri kutsuyorum. Tanrı size cennetin güzelliklerini ve yeryüzünün zenginliklerini versin. İshak, babamızın asası. Ve Rebeka hamile kaldı. Rahminde ikiz bebekler taşıyordu. Çocukları doğduğunda İshak 60 yaşındaydı ve oğulları büyüdü. Yakup basit bir insandı, bir çadırda yaşıyordu. İşte geldi. Esav! Esav, ve Esav kurnaz bir avcıydı, bir toprak adamıydı. Tekvin 25. Yeter, bütün gün sürüyle birlikteydim, yorgunum. Bizden nefret ediyor. Size yeter artık diyorum. Gittikçe küstahlaşmaya başladılar. Kuyu başında söyleniyorlar, benim hakkımda dedikodu yayıyorlar. Esav'a söyle onları buradan göndersin. Ama onları seviyor. Sen seviyor musun? Hayır. Hayır. Onlara bakmaya bile dayanamıyordun. Bu yüzden kör oldun. Seslerini duymaya dayanamıyordum ve sağır oldum. Bu Esav mı? Tanrı seninle olsun baba. Anne. Bu Esav'ın sesi mi? Esav. Esav'la biraz yalnız kalmak istiyorum. Tabii, olur efendim. Gel yanıma otur oğlum. Oğlum. Ölümüm iyice yaklaştı. Bunu bana son söylediğinden daha fazla yaklaşmış değil baba. Zavallı babanı çok iyi tanıyorsun Esav. Ama ne dersen de artık çok yaşlandım. Ve hastayım. Bu yüzden hata yapmak istemiyorum. Herkese benden sonra yerime senin geçeceğini söyleyeceğim. Çünkü sen Yakup'tan önce geliyorsun. Seni kutsayacağım oğlum. Şimdi ormana git. Bir hayvan avla.
ve keyifle yiyeceğim güzel bir yemek yap bana. Onu bana getirdiğinde seni kutsayacağım. Beni öp oğlum. Her zaman en çok Esav'ı severdi. Yapacak bir şey yok. Hayır, yapacak bir şey var. Hemen git. Sürünün en iyi hayvanını seç ve bana getir. Güzel yemek yapmayı Esav'a kim öğretti? Annesi tabii. Ben pişireceğim. Sen de onu babana götüreceksin ve seni kutsamasını sağlayacaksın. Böylece sen Esav'dan önce efendi olacaksın. Ama sesimi duyduğu zaman Esav olmadığımı anlayacak. Sağırlığı bize yardım edecektir. Peki ya bana dokunursa, o zaman anlar. Sana söylediğimi yap Yakup. İşte bu senin kardeşinin en iyi ve en pahalı giysisi. Onu ben saklıyordum. Aksi halde o Kenanlı kadınlar bunu çalardı. Şimdi bana kolunu ver. Sen misin Yakup? Ben Esav'ım baba. Yani bu Esav'ın sesi mi? İstediğin yemeği yaptım baba. Ne kadar da çabuk. Daha hava gideli birkaç saat oldu. Tanrı başarmam için bana yardım etti. Gel yanıma otur oğlum. Evet, sen Esav'sın. Yanıma gel ve beni öp oğlum. Evet. Bu senin kokun. Tıpkı toprak gibi kokuyor. Seni kutsayacağım. Seni kutsuyorum. İnsanlar sana hizmet edecek. Kardeşinin efendisi olacaksın. Ve senin önünde eğilmesini sağlayacaksın. Ama beni de kutsayamaz mısın baba? Biliyorsun. Sadece bir kişiyi kutsayabilirim ve o kutsaldır. Bir kez verilince bir daha geri alınamaz. Artık yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Artık Yakup, senin efendin oldu oğlum. Suçlu sen değilsin. Benim. Hayır, sen kandırıldın. Dinlen. Şimdi dinlen baba. Babam ölünceye kadar bekleyeceğim. Ve Yakup'u öldüreceğim.
Babam hayattayken Esav beni asla öldürmez. O Kenanlı kadınların onun üzerindeki etkisini bilmiyorsun sen. Peki ne yapabilirim? Gitmek zorundasın. Ama nereye? Haran'a. Kardeşim Laban'ın evine gideceksin. Fazla uzun sürmez. Esav yakında o kadınlardan bıkacaktır. O iyi yürekli biridir. Tehlike geçecektir. Şimdi git. Tanrı seninle olsun. Hoşça kal anne. Tanrı sizinle olsun. Tanrı seninle olsun. Laban adında birini tanıyor musunuz? Tabii ki Laban'ı tanıyoruz. Bana evini gösterebilir misiniz? Şuradaki onun kızı Rahel'dir. Teşekkür ederim. Tanrı seninle olsun. Tanrı seninle olsun. Sen Rahel misin? Laban'ın kızı sen misin? Evet benim. Demek ki biz akrabayız. Adım Yakup. Rebeka ve İshak'ın oğluyum. O babamın kız kardeşi. Hemen koşup haber vermeliyim. Burada bekler misin? Ama ya sürün kuzen. İstersen senin yerine onlara bakabilirim. İşte o Lea. İşte Yakup bu. Yakışıklıymış. Söylediğinden daha da yakışıklıymış Rahel. Kaç tane katırı var peki? Galiba sadece bir tane. Kaç tane hizmetkar var? Ben kimseyi görmedim. Çok garip. Babası İshak'ın çok zengin biri olduğu söyleniyordu. Ve öyle sanıyorum ki babamız onu bizlerden birine eş olarak düşünüyor. Hangimize? Şey... En büyüğünüz benim. Yakup, bir süre bizimle mi kalacaksın yoksa devam edelim? Efendimiz Laban. Eviniz her zaman bereketli olsun. Bunu sizin için sakladım efendim. Mısır işidir. Görüyorsunuz çok iyi bir maldır. Bir gelin üzerinde çok güzel duracağından eminim. Ha. Sadece 5 parayı efendim. Sen ne diyorsun Yakup? Oldukça güzelmiş. Üstelik fiyatı da uygun. Bunu evime gönder. Tanrı seninle olsun efendim. Pazarlık ederek daha ucuza alabilirdim. O zaman beni bağışlamalısın dayı. Adamın seni çok iyi tanıdığını ve bu yüzden sana fazla bir fiyat söyleyemeyeceğini düşünmüştüm. Neyse sık sık aldanmam bunu bilesin. Aaa. Kızlarım da buradaymış. Lea, işte o çok iyi bir pazarlıkçıdır. Ama sen Rahel'i tercih edersin sanırım. Bence onu seviyorsun. Öyle olsa bile ne yararı var ki gelirken yanımda başlık getirmedim. Çok doğru. Bu oldukça büyük bir eksiklik. Ama yine de üstesinden gelinebilir. Nasıl? Nasıl üstesinden gelinebilir dayı? 7 yıl benim için çalışırsın. Seni yedirir içiririm ama hiç para ödemem. Sen akıllı bir adamsın Yakup. Senin üzerinden iyi kazanç sağlayabilirim. Ve bu benim için yeterli bir başlık olabilir. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Onu çok seviyor olmalısın. Bütün kalbimle dayı. Daha önce de söylediğim gibi ben sık sık yanılmam. Ve Yakup 7 yıl hizmet etti. Tekvin 29. Şimdi gelini evine götürün. Sakın geline dokunmayın.
Hayır, hayır, hayır. Bırakın. Bırakın, bırakın. Tamam, tamam. Gitmiyorum, tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Seni karına götürmem gerekiyor. Karıma, evet, karıma. Evet, karıma. Hadi gel. Tanrı sizi sayısız oğullarla ödüllendirsin. Rahel. Lea. Gitme. Gece beni tanımıştın, hatırlamıyor musun? Biz artık karı koca olduk. Bunu nasıl yapabildin baba? Beni annemin odasında tuttular. Ve çıkmama izin vermediler. Bana bir tutsak gibi davrandın. Hem de kendi öz kızına. Yeter artık, sus. Hayır, konuşacağım. Sözümü dinlemek zorundasın, çık dışarı. Hayır. Çık dedim sana. Burada küçük kızın büyük kızdan önce evlenmesi adeti yoktur. Bunu bilmem gerekirdi. Sadece başlıktan söz ettik. Gelinin adı geçmedi. Ben yaptığımız pazarlığa uydum. Bir bakıma söyledikleriniz doğru. Yapma. Lea mükemmel bir kızdır. Yumuşak başlıdır, eline çabuktur. Üstelik güzeldir de. Sana çok iyi bir eş olacaktır. Onunla anlaş ve ona kalbini ver. Rahel'i aklından çıkarmaya bak. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Onu uzaklara göndereyim. Hayır. O zaman mutsuz olursun. Eğer umut verirsen olmam. Rahel'i de mi istiyorsun? Evet. Aynı koşullarda onu da istiyorum. 7 yıl daha. Pekala. Ama tanrılarımız adına bana hile yapmayacağına yemin etmelisin. Ben onlara inanmam. Doğru, inanmazsın. Kendi tanrıma yemin ederim. Tek bir tanrıya. Eğer sana oyun oynarsam beni öldürürsün. Lea'nın düğün haftası bitince onunla evlenebilirsin. Tamam dayı. O zaman anlaştık. Rahel! Ve Yakup Lea'nın düğün anne haftasını mi tamamladı? Baba, ve Laban Rahel'i ona eş olarak verdi. Tekvin 29. Kızmana ne yarar olur ki? Benim istediğim şey onda. İstediğim tek şey ondaydı. Yine de anlayamıyorum. Buraya gelirken yolda bir düş gördüm. Cennete uzanan çok büyük bir merdiven gördüm. Tanrı'nın melekleri sayıları çoğalarak o merdivenden iniyor çıkıyorlardı. Ve uyandım. Ne anlama geldiğini biliyorum. Anlamı neydi? Cennet ve yeryüzü birleşmişti. Tanrı bizim aramızdadır. Bilinmez, görünmez ama o bizi görür. Bizi iyi bilir. Utançtan ağladım. Çünkü acımasızca kardeşime bir oyun oynadım. Kendimden nefret ettim ve çok korkuyordum. Çünkü Tanrı kalbimdeki sırları biliyordu. Ve yolumu değiştirmeye yemin ettim. İyi bir insan olacaktım. Ve Tanrı bana merhamet etti. Sonra kalbimi açtı. Böylece seni sevebildim. Ama bu bir cezaydı ya. Senin verecek başlığın yoktu. Bu bir sınavdı. Babanın bana oynadığı oyun çok kötüydü ve zordu. Ama başaracağım. Beni ölmeden önce bağışlayabilecek misin oğlum? Kardeşini senden daha çok sevdim. İtiraf ediyorum. Kendime hakim olamadım işte. Beni bağışlayacak mısın? Onu hala benden çok seviyorsun anne.
Bu doğru. Bak işte bu yüzden nasıl cezalandırılıyorum. Bir daha onun yüzünü göremeyeceğim. Asla. Bak. Ölürken bile onun için ağlıyorum. Tanrı sizi oğullarla ödüllendirsin. Bu kesiyle falan yok. İşini iyi yapıyorsun. Senin ellerinde sürülerim gittikçe çoğalıyor. Aranda yaşayan çobanların en iyisiyim. Ama şimdi artık emeklerinin karşılığını ödeme zamanı geldi. Paralarından ayrılmak senin için acı olacak. Çok acı. O zaman para verme. Ama sürüyü paylaşabiliriz. Ama ayrımı nasıl yapacağız? Senin bana güvendiğin gibi ben de sana güveniyorum ama İçimizde her zaman bir hata yapıldığına dair kuşku olacaktır. Her iki taraf içinde. Bunu yapmak çok basittir. Sen en iyilerini alırsın. Temiz renklilerini ve lekesiz olanlarını. Ben kötülerini alırım. Renkli olanlarını. Böylece hayvanların kime ait olduklarını da kolayca anlayabiliriz. Ve hata yapmamış oluruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ne yapıyorsun Yarep? Bunlar lekesiz hayvanlar değil. Onlar Yakup'un hayvanları. Hayır kardeşim. Anlaşma yeminine kadar bunlar babamızındır. Hayvanları çalıyorsunuz. Görmüyor musun? Seni yine kandırdı. Bütün renkli hayvanları kendi ağlarına götürüyorlar. Böylece onları üretemeyeceğiz. Yavruları da lekesiz olacak ve onları babama vermek zorunda kalacaksın. Temiz renkli olan iki hayvanı birleştir. Biri dişi, biri erkek. Peki yavruları ne renk olur dersin? Temiz renkli tabii. Hayır. Bu türde iki hayvanı birleştirirsen genellikle yavruları benekli olacaktır. Bunu birçok kez gördüm. Bir şey daha var. Benekli olan hayvanlar daha dayanıklıdır. Sen bizi kandırdın. Sürün gittikçe çoğalıyor. Adamların var, kadınların var ve hizmetçilerin ve altınların ama bizim hiçbir şeyimiz yok. Sizi ben değil, yavaşlığınız ve tembelliğiniz kandırıyor Yareb. Ben değil, ben babanızla yaptığım pazarlığa sadık kaldım. Dolandırıcı! Dikkat et, emrimde birçok adam var, sizden daha kalabalıklar. Görüşeceğiz. Söyledikleri çok doğru. Yaptığımız pazarlığa sadık kaldı. Benden daha iyi durumda. O bir dolandırıcı. Bize oyun oynadı. Tıpkı kardeşine oynadığı gibi. O bir hırsız. Ben ne yapabilirim? Öldür onu ve sahip olduklarına el koy. Öldür onu. Gece gitmişler baba, hepsi gitmiş. Her şeyi almışlar, hayvanları, altınları, her şeyi. Ama onları ele geçirebiliriz. Evet. Evet. Thank you.
Yakup, onunla pazarlık etme baba, işini bitir. Şimdi bana ne önereceksin Yakup? Ben sözümü tuttum, bunu sen de biliyorsun. Kızların ve çocukları. Onları öldürecek misin? Hem de işe yaramaz kardeşleri için. O zaman ne gibi bir zenginliğin kalacak Laban? Kanları kayalardan süzülüp toprağa ıslatırken ne hissedeceksin? Hiçbir kazancın olmayacak. Harana dönüyoruz. Hayır. Bana karşı mı geliyorsun? Hangi cesaretle? Şimdi Esav'a gitmeliyim. Beni bağışlamasını dilemeliyim. Ben kardeşin Yakup'un hizmetkarıyım. Sana ondan armağanlar getirdim. Kardeşim benden ne istiyor? Sizinle buluşmak efendim. Kardeşim nerede? Nehrin diğer tarafında. Yabok sığlığında. Kardeşime söyle, onunla yarın burada buluşacağım. Öğle zamanında. Bahsettin efendim. Öğlende he? Evet efendim. Yanında savaşçıları da var. Sayıları fazla. Halkımızı nehrin bu tarafına getir. Ben o tarafa gideceğim. Bahsettin efendim. Seninle geleceğim. Hayır. Diğerleriyle kalacaksın. Yalnız olmam gerekiyor. Tanrı'nın benden ne istediğini bilmek zorundayım. Kalbim kardeşimle barış yapmam için beni zorluyor ama aklım orada beni bir tehlikenin beklediğini söylüyor. O beni öldürebilir. Seni, çocuklarımızı ve bütün halkımızı. Burada kalın. Babamız İshak öldü. Al bunu. Bunu almak senin hakkındır. Beni bağışlayabilecek misin Esav? Ölürken annemizin yanındaydım. Onun acısını gördüm. Ödediği bedeli gördüm. Bu kadarı yeter. Al bunu. Ve Yakup Kenan diyarına yerleşti. Ve Yakup da Yusuf'u diğer çocuklarından daha çok sevdi. Çünkü o yaşlılığında sahip olduğu oğluydu. Ve ona alaca bir entari yaptı. Tekvin 37.
Evet, bence de çok güzel. Harika bir şey bu doğrusu. Harika. Sağ olun, teşekkürler. Bünyamin, Bünyamin ha. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Abinin giydiği bu güzel giysiden gurur duyuyor musun? Ne harika değil mi? Bence de çok beğendim. Şu renklere bak. Şuna baksanıza. Baba, neden Yusuf'u diğer oğullarından üstün tutuyorsun? Öyle mi? Belki de söylediklerinde gerçek payı var Yuda. Evet, onun gelmesi benim için bir onurdu ama Bünyamin'i daha çok seviyorum. O benim en küçük oğlum. Annesini kaybettim ama sanki hala onda yaşıyormuş gibi. Ancak gerçek şu ki sizleri Yusuf ve Bünyamin'den daha az sevmiyorum. Bu konuşmalarını aptalca buluyorum Yuda. Gel de annene yardım et. Dün gece bir düş gördüm baba. Dinlemek zorunda mıyız? Hadi anlat Yusuf. Güneşi gördüm. Ayı ve 11 yıldızı gördüm. Hepsi önümde eğiliyordu. Bence bu düşün anlamı şöyle. Anlamı çok basit. Bu düşü hiç beğenmedim Yusuf. Yani ailen senin önünde eğilecek demek istiyorsun. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Gücünü boşuna harcıyorsun Ruben. Sana söylüyorum, o kuyu kör. Şekem'deki gölete gitmemiz gerek. Aptal olmayın. Hayvanların suya ihtiyacı var. Hayvanların suya ihtiyacı varmış. Şekem'e gitmek 1,5 günlük yol. Sende bir eşek kadar bile beyin yok. Simon! Hayır! Bırak onu, bırak gitsin. Gitsin de görsün gününü. Yeter Yuda! Bakın, sevgili kardeşimiz geliyor. Tanrı sizinle olsun kardeşlerim. Tanrı seninle olsun Yusuf. Nasıl olduğunuzu görmem için beni babam gönderdi. Benden haber bekliyor. Senin de gördüğün gibi kuraklık var. Kuraklık mı? Ne kuraklığı? Şekem'de su var. Evet Ruben. Sen yanılıyorsun. Kuraklık falan yok. Bu kuyu korumuş. Evet. Bakın, altı nemli. Demek ki kurumamış. Rüzgarın taşıdığı kumlar yüzünden suyun üstü kaparmış. Nasıl görmediniz hayret? Biriniz aşağı inip kumu kazsın, anında suyu bulursunuz. Sen kazacaksın. Yürü, dur hadi, bakalım. Kazacaksın. Ona bunu yapmayın. Ona zarar vermeyin. Al yürü. Sana. Hadi yürü. Bırakın. Bırakın diyorum. Bırakın beni. Sana. Hadi. Köle tacirleri. Yusuf! Yusuf! Yusuf nerede? Ona ne yaptığını söyleyin. Söyle! Onu öldürdünüz. Öldürmek mi? Onu öldürdüğümüze dair kanıtın var mı? Köle tacirleri geçiyorlardı. Onlarla birlikte Mısır'a gönderdik. Hayır!
Babamıza ne söyleyeceğiz? Vahşi bir hayvan kardeşimize saldırdı ve cesedini kayalara götürdü. Ondan geriye sadece bu kaldı. Hayır. Kardeşlerine ihanet mi edeceksin Ruben? Hem de şu şımarık velet için. Bu doğru mu? Doğru mu diyorum? Evet, doğru baba. Hadi kımıldayın. Yürüyün. Hadi dedim. Mısır. Sana yürü diyorum. Nadir bir parça efendimiz Potifar. Nadir bir parça. Kuzey tepelerinde hayvancılık yapan İbrani bir kabileden. Eline çabuk ve tıpkı kabilesindeki diğer erkekler gibi çok becerikli. Size mükemmel bir köle olacağından eminim. Aksi halde sevgili efendimize onu önermezdim. Nadir bir parçaymış. Peki ama ne zamandan beri İbrani kabileler akrabalarını köle tacirlerine satıyorlar? Kuzeyden alındığına göre bu bir savaş esiri olamaz. Onu nasıl alabildin? Ben onu kardeşlerinden aldım efendim. Elinde kanıtın var mı? Bu bana çok garip geldi. Paramı yasal olmayan bir alışverişte kullanmak istemem. Satış sözleşmesi var. Bunlar kardeşlerinin imzası. Bundan nasıl emin olabilirim? Bu doğru efendimiz. Beni kardeşlerim sattı. İmzalar onlara ait. Bu köle konuşuyor. Onu satın mı aldın efendi? Alışılmamış bir parça. Bir İbrani. Yakışıklı bir çocuğa benziyor. Onu burada nasıl tutacaksın? Dürüstsün. Onları almak için aptal olmak gerek efendim. Sence bu bir sınav mıydı? Demek ki aptal değilsin. Bu benim dürüstlüğümü kanıtlar. Dürüstlük insanın gözlerinden bellidir. Bu şarabın tadı tıpkı deve kanı gibi. Şarabı açık olarak saklamanız dikkatimi çekti efendim. Öyle mi?
Evet, bütün gün güneş altında keskinleşir. Ekşilik oranını iyi hesaplamaları gerekir. Hmm. Ben kralların kralı, Firavun'un muhafızlarının kumandanıyım. Benden öyle çok talebi oluyor ki... kendi evimin yönetimi ve yanında çalışan kölelerin kontrolüyle ilgilenemiyorum. Buna kesinlikle zaman bulamıyorum. Kardeşlerin seni satmadan önce ne iş yapardın? Kabilemdeki diğer insanlar gibi ben de babamın sürüleriyle ilgileniyordum ama... ben daha çok öğrenmeyi severim. Öğrenmek mi? Çok güzel. Çok güzel. Mutfağa git de sana yiyecek versinler. Yusuf, öz kardeşlerin seni neden sattılar? Beni kıskanıyorlardı. Onlara karşı geldim. Onları kızdırdım. Olayda suç bana aitti. Şimdi git. Galiba iyi bir alışveriş yapmışım. Okuyup yazıyor ve hesap biliyor. Ve çok dürüst. İyi bir parça. Gerçekten. Bunların bugün satılması gerekiyor ama bana bir şey getirmez. Koyunlar ürüyor ama yünleri az. Üstelik eti bir köpeği bile doyurmaz. Keçilere gelince fazla üremiyorlar. Ve süt de vermiyorlar. En iyi yemleri veriyorum. Hem de en iyisini. O zaman hata üremelerinde olmalı. Eğer efendim iyi bir damızlık alırsa sürünün durumu düzelir. Ve geliri de artar. Önce dedi, efendi Potifar sürüsünden bir şey kazanmazdı. Şimdi ise senin sırrın nedir? Bu sır için sana büyük paralar gelecek birini tanıyorum. Ben efendimin kölesiyim. Onun sırrını satamam. Beni dinleyin. Bütün ev halkı. Bugünden itibaren Yusuf sizin amiriniz olacaktır. Ona itaat edeceksiniz. Her konuda. Tıpkı bana yaptığınız gibi. Sahip olduğum her şeyi ona veriyorum. Emredecek ve yönetecek. Sorumluluk ondadır. Hiç kimseye karşı sorumlu değil. Sadece bana karşı. Anladınız mı? Yusuf. Kocam gitti. Hizmetçiler bir şey söylemez. Biraz bekle ve sonra bana gel. Yapamam efendim. Çok yakışıklısın Yusuf. Olağanüstü birisin. Bunu ilk söyleyen ben değilim herhalde. Evet, değilsiniz. Peki sen... sen bir kadını arzu etmiyor musun? Tabii ki ediyorsundur. Yalvarırım. Bundan kaçınmalıyız efendim. Kocamın gözdesisin diye bana karşı geleceğini mi sanıyorsun? Hala bir kölesin. Bir tek sözümle seni mahvedebilirim. Yapın o zaman. Tanrıma ve babama ihanet etmekten iyidir bu. Yusuf. Yusuf, bağışla beni. Öfkemden böyle konuştum. Bana babandan söz etsene. Adı Yakup'tu galiba. Evet. Şimdi çok yaşlı. Ama hala çok güçlü. Akıl ve enerji doludur. Tanrı'ya diğer insanlardan daha yakındır. Çocukluğumdan beri bildiklerini bana aktarmıştır. Ve bu yüzden başarılı olmuş. Ondan ayrı kalmak senin için çok zor olmalı. Evet öyle. Onu bütün kalbimle seviyorum. Sakın üzülme Yusuf. Yalan bu. Nasıl yalan olabilir? Bu onun entaresi değil mi? Bunu ona kendin vermedin mi? Peki benim söylediklerim yalansa bu entarenin bende ne işi var acaba? Sana söylüyorum, bana zorla sahip olmaya kalktı. Karşı koyarken entare yırtıldı. Yusuf! Ayağa kalk diyorum. Hadi yürü. Yürüyün diyorum size. Yürü diyorum sana. Bu tarafa doğru getirin. Bu tarafa getirin diyorum. Merhamet.
Onu hücresine götürün. Baş üstüne. Hepsine alışacaksın. Bir süre sonra onları hissetmezsin. Bir zamanlar ben neydim bilemezsin. Biliyorum, yine başlıyor. Şarapçı başıydım. Hem de kralların kralı, Firavun'un şarapçısı. Ama düşmanlarım vardı. Görevimi kıskanan insanlar. Evet, belki de yalanlarına bıkmış usanmış insanlardı. Sen daha doğru. Firavun'a benim hakkımda dedikodu yaptılar. Yalanlar, zehirli yalanlar. Ve Firavun onlara inandı. Ben masum bir adamım. Hepimiz masumuz zaten, değil mi? Tanrı şimdi nerede acaba Yusuf? Yusuf, belki sen bana bu garip düşün yorumunu yapabilirsin. 3 dalı olan bir üzüm asması gördüm. Açmıştı. Çiçekliydi. Koruklar üzüm olmaya yüz tutmuştu. Firavun'un kadehi benim elimdeydi. Sonra ben üzümü elimde sıktım. Üzümün suyu kadehe aktı. Sus, ve sus. Sonra... Sen benimle gel. Kımılda. Artık düşünüyor, anlayamayacak. Firavun'un şarapçı başı. Bunlar benim hayvanlarım. Onlara sen bakacaksın. Karşılığında ayrıcalıkların olacak. Kendine ait bir odan ve güzel yiyecekler. Size daha fazla kazandıracak başka yollar da var. Bir vali olarak tutsakları çalıştırarak kendinize büyük kazanç sağlayabilirsiniz efendim. Sonra? Çünkü hepsi çok aç ve hasta, çalışamayacak kadar güçsüz. Bu halleriyle size bir yararları olmaz. Onlara yiyecek ve yatacak temiz bir yer verirseniz daha çok kazanırsınız efendim. Ne cesaretle benimle pazarlık edersin? Götürün şunu. Firavun suçsuzluğunu anlayacak ve seni serbest bıraktıracak. Bu 3 gün içinde gerçekleşecek. İşte gördüğün düş bu anlama geliyor. Teşekkür ederim Yusuf. Pekala. Çabuk kazanç istiyorum. Bu senindir diyebilirsin. Eğer izin verirseniz bu üzerimde kalsın efendimiz. Neden? Böylece kibirlilik yaptığımı düşünüp efendim beni bir kez daha hapsetmez. Tam 3 gün oldu. Bu gücü nereden alıyorsun? Söylesene. Tanrı seninle olsun arkadaşım. Beni unutma. Sana niye para ödüyorum? Çünkü senden düşlerimin sırrını çözmeni istiyorum. Böylece düşlerim beni rahatsız etmeyecek. Korkutmayacak ve bana işkence yapmayacak. Ama sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Neden? Efendimiz ben... Kes sesini! Efendimiz... Efendimiz, efendimiz. Zindanda bir adamla tanıştım. Yorumladığı düşler gerçek oluyor efendimiz. Majestelerine yaklaşabilirsin.
Kalk. Düşleri yorumlayabildiğini söylediler. Bazen efendimiz. Eğer Tanrı isterse. Sana düşümü anlatayım. 7 besili ineğin su içmek için Nil'e gittiğini gördüm. Oldukça bakımlı ve temiz görünümlüydüler. Sonra 7 zayıf inek gördüm. Memeleri kurumuştu. Kemikleri derilerinden dışarı fırlıyordu. Gözleri kırmızıydı. Ve sonra zayıf olanlar şişman ineklere doğru döndü. Çürümüş dişleriyle diğerlerinin etlerini yediler. Kemikleri toprağa yayıldı, bir tane bile bırakmadılar. Ağızlarındaki kanları dilleriyle temizlediler. Evet. Düşünüzün yorumu şu. 7 besili inek 7 yıl iyi mahsul olacak demektir. 7 zayıf inek sonraki 7 yılda kuraklık ve açlık olacak demektir. Verimli yılların ürünleri bitirilecek, tıpkı zayıf ineklerin şişmanları yedikleri gibi. Ve Mısır açlıktan kırılacak. Efendimiz halkını açlıktan koruyabilir. Nasıl? İyi ürün olan her yıl mahsulün %50'sini bir yerde saklayacaksınız. Mümkün değil. Bunun için çok büyük depolar yapılması gerek. Ve korumak gerek, hem de binlercesini. Halkımı tanırım ben. Hepsini çalarlar. Ama yapılabilir efendimiz. Akıl, idrak ve gayret sahibi bir insan bunu başarabilir. Tabii ona güç verirsiniz. Güç mü? Senin düşleri yorumlama gücün var. Hangi ustalığını kullanıyorsun peki? Hiç efendimiz. Bu güç benim tanrımın gücüdür. Benim gücüm yok. Majesteleri haklı. Bu imkansız bir şey. Acaba? Majestelerinin başbakanı olarak bunun imkansız olduğunu biliyorum. Potifar, bana Yusuf hakkında bildiklerini anlat. Olduğum bütün gücü veriyorum. Benden sonra o gelir. Bunun işareti olarak bu yüzüğün parmağına takıyorum. Bundan böyle adı Zafanat Pia'dır. Sizin efendinizdir. Önünde eğilin. Ve 7 bolluk yılı sona erdi ve 7 açlık yılı başladı. Tıpkı Yusuf'un söylediği gibi. Tekvin 41. Şekem'in ötesine gittik. Hiçbir şey yok. Her şey kupkuru olmuş. Hatta nehir bile. Mısır'a gitmeniz gerekiyor. Hep birlikte. Oradan yiyecek satın alabilirsiniz.
Hangi fiyatı? Fiyatı önemli değil Yuda. Yeterince altınımız var. Ve onları yiyemeyiz. Çok konuşuyorsun Bünyamin. Senin yaşın da doğru değil. Bakın o zaman Mısırlarla nasıl pazarlık edeceğim Simon. Sen gelmiyorsun. Hepimiz gidiyoruz. Babam öyle söyledi. Sen daha küçüksün Bünyamin. Kardeşlerimden daha küçük olabilirim ama onlardan daha akıllıyım. Burada kalacaksın. Ona çok yüz veriyorsun baba. Efendimiz Zapanat Pea. Halkım açlıktan ölüyor. Yalvarırım bana yiyecek satın ki onları ölümden kurtarabileyim. Gücü var mı? Var efendimiz. O zaman alabilirsin ama ihtiyacın kadar. Efendimiz çok güçlü ve merhametli. Nereden geliyorsunuz? Kenan diyarından, kuzeyden. Efendimiz Zapanet Bey'e. Sizler casusa benziyorsunuz. Casus mu efendimiz? Evet. Toprakların hala verimli olup olmadığını görmeye geldiniz. Mısır güçlü mü zayıf mı merak ettiniz. Hayır efendimiz. Biz dürüst insanlarız. Yakup'un oğullarıyız. Kuzeyde kuraklık var. Halkımız için yiyecek almaya geldik. Açlıktan ölüyorlar. Size altın getirdik. Hayvancılar aç kalmaz. Onlar zengindirler. Siz casus olmalısınız. Hayır efendimiz. Yemin ederim ki biz dürüst insanlarız. Babanız Yakup hala yaşıyor mu? Evet efendimiz. Kaç tane oğlu var? 11 efendimiz. 11 mi? Ben 10 tane görüyorum. Kardeşimiz Bünyamin henüz daha çocuk. Bizimle gelemeyecek kadar küçük. Size yiyecek vereceğim. Ancak kısa bir süre yetecek kadar alacaksınız ki tekrar Mısır'a geri gelmeniz gereksin. Ve gelirken dürüstlüğünüzü kanıtlamak için çocuğu beraberinize getireceksiniz. Sen. Adın ne senin? Simon efendimiz. Götürün onu. Onu rehin olarak burada tutacağım. Eğer geri dönmez ve çocuğu getirmezseniz o ölecek. Ne yapıyorsun? Hiç yiyeceğimiz kalmadı. Ekmek yapmak için biraz almalıyız. Daha uzun bir yolumuz var. Gücümüzü korumalıyız. Ruben? Ödediğimiz para burada. Bir yanlışlık oldu herhalde. Hayır, hata olduğunu sanmam. Size hırsız damgası vurmak için Mısırların oynadığı bir oyun. Bu bir tuzak. Bünyamin'i göndermeyeceğim. Baba. Susun. Eğer beni göndermezsen kardeşimiz Simon ölecek baba. Eğer gönderirsem ve Mısırlılar sana bir zarar verirse bu acı beni öldürür. Buna kesinlikle dayanamam. Beni daha çok sevdiğin için zaten benden nefret ediyorlar. Daha fazla nefret etmelerine neden olma. Beni göndermelisin. Mecbursun. Efendimiz. Efendimizin buyurduğu gibi ziyafet hazırlandı. Yemeğe başlandı. Oldukça iştahlı insanlarmış. Küçük çocuk dışında. Kalkın, kalkın.
Çocuk bu mu? Bu Bünyamin efendimiz. Evet, kardeşlerine benziyor. Hiçbir farkınız yok. Geçen gelişimizde bir hata olmuş efendim. Evet, bunu biliyorum. Bir hata yapılmış. Benim kadehimden içiyorsun Bünyamin. Güzel bir kadeh. Efendimiz, onun gibisini hiç görmedim. Bunu bana Firavun vermişti. Ya. Dürüstlüğünüzü kanıtladınız. İhtiyacınız olan yiyeceği alın ve huzurla gidin. Ruben, hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Hadi. Hadi. Buyurun. Buyurun. Kardeşlerim. Simon. Şükürler olsun. Gidelim artık, kurtulduk. Tanrı'ya şükür, evet. Kurtuldun. Hadi yakalayın şunu. Hadi de. Hadi. Tutun. Çevirin etrafına. Hadi. Yakalayın. Demek efendimizin merhametine hırsızlıkla cevap verdiniz. İyiliğe kötülükle karşılık verdiniz. Efendimiz, babamızın tanrısı adına yemin ederim ki biz suçlu değiliz. Belki sen değilsin. Sen ve kardeşlerin. Ama çocuk, o nasıl suçsuz olabilir? Yemin ederim suçsuzum. O zaman bunu kim çaldı? Hizmetkarlarım mı? Ben mi? Söyle kim? Olay çok açık. Sen ve kardeşlerin mallarınızla ülkenize dönebilirsiniz. Ama çocuk kölem olarak burada kalacak. Hayır, hayır yapmayın. Hayır. Efendimiz, efendim, onu bırakmanız için size yalvarıyorum. Onun yerine beni alın. Onu kaybetmek babamı öldürebilir. Bir kardeşimiz daha vardı, Yusuf. Onu kaybettik. Onu nasıl kaybettiniz? Çölde oldu. Vahşi bir hayvan onu parçaladı. Babam hala onun için yas tutuyor. Eğer Bünyamin'i ondan alırsanız onu öldürürsünüz. O iyi bir insandır efendimiz. Ondan iyisi yoktur. Son derece akıllı ve nazik biridir. Dışarı çıkın. Yalan söylüyorsun. Kardeşiniz Yusuf ölmedi. Sen ve kardeşlerin onu esir tüccarına sattınız. İşte bu da satış sözleşmesi. Bu yazı hainliğinizin kanıtıdır. Bunu nasıl ele geçirdim dersiniz? Tahmin edebilir misiniz? Ruben, Simon, ben Yusuf'um. Sizin kardeşinizim. Annem Rahel'di. Babam da Yakup. Onu Yabok diyarına Tanrı gönderdi. Aman Tanrım Yusuf. Evet Ruben. Eğer Yusuf değilsem bunları nereden bilebilirim? Hayır. Hayır korkma, niyetim kötülük yapmak değil. Bünyamin'in suçsuz olduğunu biliyorum. Torbasına kadehimi hizmetkarım koydu. Korkmanıza hiç gerek yok. Bakın.
Bakın, sizi bağışlıyorum. Hepinizi. Bizi nasıl bağışlayabilirsin? Çünkü Tanrı böyle olmasını istedi. Beni buraya gönderdi. Böylece babamın halkını açlıktan kurtaracaktım. Oh Yusuf. Simon. Ruben. Hepiniz iyisiniz. Hepiniz iyisiniz. Yusuf. Yusuf. Yuda. Şimdi babama gidin. Ve ona oğlu Yusuf'un yaşadığını söyleyin. Ona halkını Mısır'a getirmesini söyleyin. Burada yaşayabilirler. Bünyamin. Baba. Yusuf. Oğlum. Oğlum. Benim sevgili oğlum. Oğlum. Sevgili oğlum. Hepiniz Mısır'da kalabilirsiniz. Benimle yaşayabilirsiniz. Bunu sana veriyorum. Bu İbrahim'in asasıdır. Baba, kardeşlerim. Ve Yusuf ve bütün kardeşleri ve bütün nesil öldü. Ve şimdi Mısır'ın üzerine Yusuf'u bilmeyen yeni bir kral geldi. Çıkış bir. Daha çok sayıda olacaklar efendimiz. Bize üstün gelecekler. Efendimizin onlara karşı daha acımasız olması gerekiyor. Nasıl? Ne kadar zorlarsam zorlayayım aldırmıyorlar. Altınlarını aldım, daha da çoğaldı. Aç bıraktım yine olmadı. Daha ne yapayım? Bütün ailelerden doğan erkek çocukları alın ve öldürün. Başka bir çaresi yok. Efendimiz. O zaman yapın. Benim adım Amram. Bu karım yok, evet. Bu da oğlum Harun. Ve kızım Meryem. Diğer oğlun nerede? Tanrı bize başka bir oğul vermedi. Yalan. Buradaki insanlar karının hamile olduğunu söyledi. Ama şimdi değil. Buna göre çocuğun doğmuş olması gerek. Bir erkek çocuk. Hayır. Yani insanlar yalan mı söyledi? İnsanlar bir şey söylemedi. Benim başka çocuğum yok diyor. Dönecekler.
Yararı yok yok evet. Birileri söyler. Onu bulurlar. Bebek. Aa, bu bebek burada ne arıyor acaba? Onu kıyıya çıkarın. Peki efendim. İbrani oğlu. Onu babanızın askerlerine vermeliyiz efendim. Hem de hemen. Böyle bir çocuk görünce bildireceğimize yemin ettik. Ama şuna baksanıza ne kadar güzel. Ona dokununca nasıl da sustu, gördünüz mü? Onu saklayacağım. Firavuna karşı mı geleceksiniz? Firavuna kızından başka kim karşı gelebilir? Ama efendimiz, onu nasıl besleyeceksiniz? Ona bir süt anne tutacağım tabii. Efendimiz. Sen de kimsin? Ne cesaretle buraya giriyorsun? Yasak olduğunu bilmiyor musun? Onu emzirecek bir kadın tanıyorum efendim. O da bir İbranidir. Bunu isteyeceğinden emin misin? Evet efendimiz. Çok güzel. Onu tutacağım. Onu korumama alacağım. Efendimiz çok cömert. Ama bazı koşullarım var. Çocuk biraz büyüyünce onu bana saraya getireceksin. Benimle yaşayacak. Ve benim oğlum olacak. Buna rağmen tanıdığın o kadın bu çocuğu emzirecek mi? Kesinlikle yapar efendim. Tamam o zaman. Onun adı Musa olacak. Çünkü ben onu sudan alıp çıkardım. Ölseydi daha iyiydi. Baba. Sana gelince Meryem. Bir şey söylemeden çekip gittin. Meraktan neredeyse çıldırıyor. Yüreğini biliyorum yok evet. Yumuşak ve sevgi dolusun. Ama çocuğu onlara verme zamanı gelince... Yüreğin parça parça olacak. Sanki ölmüş gibi. Sen iyi birisin Amram. Her gün dua eder, Tanrı'yı seversin. Ama onu tanımıyorsun. Bu onun isteğiyle oluyor. Sana acıdan başka bir şey vermeyecek. Bunu biliyorsun. Çok güzel oldunuz efendim. Efendimiz Musa geldi. Ne kadar güzel bir çocuk olmuş böyle. Artık burada benimle yaşayacaksın Musa. Benim oğlum yok biliyorsun. Benim oğlum sen olacaksın. Seni öz annen gibi sevecek ve sana bakacağım. Söz veriyorum. Musa, anneni görmek istemişsin galiba. Evet majesteleri. O zaman sonra görürsün. Siz bilirsiniz efendim. Güzel. Mükemmel bir benzerlik. Çok etkileyici bir görünüş efendimiz. Hmm. Ama zamanla... Yağmurdan ve rüzgardan etkilenmeyecek mi? Burada son derece sağlam ve dayanıklı kayalar kullanılmıştır majestelerim. Binlerce yıl dayanabilecek güçte mi peki? On binlerce yıl majesteleri. Hmm.
nasıl sessiz kalabilirim? Firavun'un bu insanlara nasıl eziyet ettiğini, ne biçim davrandığını görmüyor muyum? Bu insanlar benim halkım. Hayır. Sahip olduğum her şeyi sana borçluyum anne. Ama bunu nasıl unutabilirim? Ben bir İbrani olarak doğdum ve benim bir kardeşim var. Ve bir kız kardeşim. Onlar da İbrani. Ayağa kalk. Hadi kalk. Kalk. Ölmüş. Orada neler oluyor öyle? Öldü efendimiz. Bunu kim yaptı? Musa! Bunu sen mi yaptın? Sadece ona bir ders vermek istemiştim majesteleri. Ne dersi? Bir Mısırlı'nın hayatı bir İbrani'nin hayatından daha mı değersiz? Bu cezasız kalmaz majesteleri. Efendimiz Musa sahip olduğu konumun keyfini çıkarabilir. Ama yasaların üzerinde değildir. O bir katildir. Yasalar majesteleri. Evet, evet. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Yakalayın. Kokuşmuş hayvanlarınızı bir an önce götürün buradan. Hemen dedim. Yoksa onları alırız. Ve kullandığınız suya sayarız. Babam efendimize kullandığı suyun hakkını ödedi. Doğru. Bir miktar ödedi evet ama yeterli değil. Ne kadara anlaştıysa onu ödedi. Babam daha fazlasını ödeyecek güçtedir. Ama bu sorun onların arasında çözülmeli. Hemen gidiyorsunuz kızım. Yoksa hayvanlardan fazlasını da alırız. Arkadaşımın canı başka türlü bir et istemiş çünkü. Güçlü bir adamdır, onu durduramam. Ne kadar güçlü? Bu kadar güçlü mü? Baban Yetro'ya söyle. Efendim su için daha fazla bedel talep ediyor. Ben ve kız kardeşlerim size minnettarız efendim. Adın ne senin? Zipora. Zipora. Uzun bir yoldan mı geldiniz efendim? Çok uzun. Gideceğiniz yer uzak mı? Gideceğim bir yer yoktu. Ama şimdi var. Bir zamanlar o zavallı yaratık benim önümde yarı beline kadar eğilirdi. Ben Midyan'ın en büyük kahiniydim. İnsanların ölümü ve yaşaması benim ellerimdeydi. Bu bir hile değil mi? Hı?
Taşır bir hile kullanarak kırdın. Gücünle değil. Evet. Her şey bir hile zaten. Ama sana minnettarım bayım. Kızlarım benim için çok değerlidir. Her şeyim onlarındır. Zenginlerin yaşadığı her şeyi görüp geçirdim ben. Bu doğru. Babam çok zengin bir adamdı. İçinde oturduğumuz o güzel evi hatırlıyorum. Ve yönettiği o tapınağı. Tapınakta putlar vardı ve insanlar ona değerli taşlar ve altın getirirlerdi. Bunlardan vazgeçti. Neden? Annem öldüğü zaman oldu. Taptığı putların sahte olduğunu gördü. Tanrıların gücü olmadığını anladı. Bunda çok haklı. Putlar sahtedir. Ama bir tanrı var Spora. Acaba? Cennetten emirler var Yetro. Bunlar nereden geliyor? Tabii ki Tanrı'dan geliyor. Sizin bildiğiniz Tanrı bütün bunları yapacak kadar büyük olabilir mi acaba? Olamaz. Akıllı bir adam mutlu olmak istiyorsa kendini bir kadının sevgisiyle tamamlamalı. Aile zevkini tatmalı ve özgür tepelerin keyfini çıkarmalı. Ben babanın tanrısıyım, İbrahim'in tanrısıyım, İshak'ın ve Yakup'un. Kullarımın üzerindeki yansımayı gördüm, yakarmaları duydum. Onları Mısır'a göndereceğim ve bol süt ve bal bulacakları toprakları göstereceğim. Seni Mısır firavununa gönderecek ve benim kullarımı o krallıktan çıkarmasını sağlayacağım. Ama ben kimim ki bunları yapabileyim? Ben seninle olacağım. Eğer o insanlara gidip onlara beni Tanrı'nın gönderdiğini söylersem ve onlar senin adını sorarlarsa nasıl cevap vereceğim? Ben, benim Musa. Ya bana inanmazlarsa? Eğer bana seninle konuşan Tanrı değildi derlerse? Belini tuttuğun o asaya bak. Şimdi onu toprağa bırak. Şimdi onu al. Kuyruğundan tut. Bu işaretlerle sana inanacaklardır. Ben konuşkan biri değilim. İkna yeteneğim de yoktur. Ben seninle olacağım. Sana iyi konuşma yeteneği ve ikna yeteneği de vereceğim. Tanrım, yalvarırım. Başka birini gönder. Sana kardeşin Harun'u göndereceğim. Senin adına o konuşacak. Hiç tehlikesi yok baba. Eski firavun öldü.
ve kızı da. Beni Nil'den çıkaran kadın, yani anne dediğim kadın, o da ölmüş. Gitmeliyim. İyi, git. İbrahim'in asası. Benden gitmesi için halkına izin vermemi istiyorsun. Sana bunu Tanrı'nın emrettiğini söylüyorsun. Çok güçlü olduğunu söyledin. O zaman kanıtla. Bize onun gücünün işaretini göster. Asayı al ve sonra yere at. Bir hile majesteleri. El çabukluğu. O yaratık bu hileyi yapmak üzere eğitilmiş. Dikkat edin majesteleri. İşte böyle büyücü bir hareket yapar, sol eliyle iter. Bir hile. Sadece bir hile majesteleri. Sizi ucuz büyücüler. Sizin tanrınızın gücü yok. İstediğinizi reddediyorum. O zaman bunun bedelini halkın ödeyecek. Büyük bir bedel.
Bütün Mısır'ı veba saracak. Ülkenin her yeri kıtlıktan kavrulacak. Durun. Tanrı'nın mucizesini alın. Tanrı'nın lanetini yakında öğrenirsiniz. Başka marifetin var mı Musa? Asayı al ve bir ucunu Nil Nehri'nin suyuna dokundur. Bakın Majeste, kan değil. Bu sadece kırmızı kum efendimiz. Eğer halkımın gitmesine izin vermezsen, Tanrı'ya ibadet etmelerine izin vermezsen, benim Tanrım sana ve halkına sinekleri ve böcekleri musallat edecektir. Buna ne diyorsunuz? Önce Nil kırmızıya dönüştü. Sonra veba ve kurbağalar geldi. Biri öncekinin sonucuydu efendim. Sonra ısıran böcekler ve sinekler. Bizim tanrımız çok daha güçlüdür. Hala benim halkıma karşı inat mı ediyorsun? Hala gitmelerine izin vermiyor musun? Güneş tutulması efendimiz. Ay güneşin arkasına gizleniyor. Bir saat içinde geçip gider. Cevabınız nedir majesteleri? Halkınızın gitmesine izin vermeyeceğim. Onların gitmesine asla izin vermeyeceğim. O zaman Tanrı'nın ne dediğini dinle. Mısır'ın üzerine lanet çöktüreceğim. Bu topraklar üzerinde doğan ilk canlı ölecek. Tarladaki inekten köle kızlara kadar doğuran her şeyin ilk yavrusu ölecek. Hatta şu anda tahtında oturan Firavun bile. Ve bu ülkenin içinden öyle feryatlar yükselecek ki ne daha önce duyulmuş olsun ne de bundan sonra duyulacak olsun. Gün batımında hepiniz birer zufa otu alacak ve onu kuzu kanına batıracaksınız. Kapıların üstüne ve eşiğine dokunduracaksınız. Tanrı sizin evlerinize dokunmayacak ve hiçbirinize zarar vermeyecek. Sevgili oğlunuz öldü.
gitsinler. Onları artık görmek istemiyorum. Bırakın gitsinler. Peşlerinden gitmelisiniz majeste. Hepsini yok etmelisiniz. Yapamam. Yaparsınız. Çölü yürüyerek geçiyorlar. Denize yönelecekler. Denize doğru. Evet. Aptal insanlar. Bunun bir tuzak olduğunu anlamadılar. Onların tanrısının gücüne nasıl karşı koyarım? Peki sizin büyük ordunuzun gücüne nasıl karşı koyacaklar? Hı? Masum oğlunuzun kanı intikam için bekliyor. Hepsini yok edin majesteleri. Musa, kaç kişiler yaşıyor? Büyük bir ordu. Çöle geri dönmemiz gerekiyor. Açıkta savaşırız. Bu bizim tek şansımız. Sırtımızı denize verirsek kaybederiz. Mısır tanrılarının da güçleri var. Çok güçlüler. İntikamları korkunç olacaktır. Hepimizi yok edecekler. Firavun bize merhamet edecektir. Canımızı bağışlayacaktır. Köylerimize geri dönmek zorundayız. Beni takip edin. Sakın onu dinlemeyin.
Tanrı'ya güvenin. Yanımda kal Harun. Tanrı bu işi birlikte yapmamızı istedi. Onu dinlemeyin. Tanrı'ya inanın. O bize yardım edecektir. Tanrı'ya... Tanrısı bize daha çok zarar verecek. Kendi tanrılarımıza güvenmeliyiz. Onlar bizi koruyacaktır. Herkes yürüsün. Senin yok evet. Hemen gitmeliyiz yoksa öleceğiz. Korkacak bir şey yok anne. Tanrı bize yardım ediyor. Evet. Evet. Hadi yürüyün. Çabuk olun! Anne! Anne! Anne geri dön! Anne buraya gel! Thank you.
Emir vermelisiniz majesteleri. Peşlerinden gitmeliyiz. İntikam. İntikam almalıyız. Emir verin artık. Evet. Evet. Hepsini yok edin. Hadi gelin. Anne. Anne. Hiç umudun kalmasa bile yine inan. Diğerleri sırtını dönse bile, çevren kötülük dolu olsa bile inancını kaybetme. Kımıldayın. Bir şey yok. Çabuk olun. Evet. Hemen kıyıya çıkın. Hadi çabuk. Herkes elini çabuk tutsun. Musa, Mısırlılar geliyor. Baba. Sen ve kardeşinin Mısır'da başardığınız mucizeleri duydum. Kafilenin sonu Midyan'a uzanıyor. Dünyanın bir ucuna mı? Aklıma gelmeliydi. Hepsi bir hileydi Yetro. Hem de hepsi. Sanmıyorum. Öyle mi? Kendi kendimize yarattığımız yasalar geçici oluyor. Kolayca çiğnenebiliyor. Ama Tanrı'dan gelen emirler... Tanrı'dan mı geldi Yetro? Evet. Bu yasaları Tanrı koyar. Ve sonsuza dek yaşar.
Ben oraya gidiyorum. Unutmayın, hiç kimse dağa yaklaşmamalı. Hiç kimse. Sakın korkma. Sen yanımda olmadığın için korkuyorum. Sensiz başaramayabilirim. Gelin benimle. Onunla konuşacağım. Ne istiyorsun? Musa nerede? Neden geri dönmedi? Geri dönecek. Tanrısı onu kandırdı. Ve o da bizi kandırdı. Hayır. Şimdi Mısır tanrıları bizden intikam alacaklar. Sizi aptallar. Tanrı sizi kurtarmak için denizin içinden size bir yol açtı. Susuzluğunuzu gidermek için kayalardan sular fışkırttı. Açlığınızı gidermek için size cennetten ruhani yiyecekler gönderdi. Onun gücüne inanmak için başka ne kanıt istiyorlar? Musa nerede diyorum sana? Nerede söyle? Cevap veremiyorsun. Cevap veremiyorlar. Ben Mısır tanrılarını yumuşatmak için bir put yapalım diyorum. Yoksa hepimiz yok olacağız. Hayır. Bekleyin. Hayır. Beni dinleyin. Durun. Put yapmak için altını nereden bulacaksın? Halktan alacağım. Yeterince altın bulduğunda tekrar gel. Ama bu yanlış. İnsanlar altınlarından asla vazgeçmez. Bu da bana zaman verir. Buna bir son vermelisin. Onlara engel olmalısın. İşte bu Tanrı'nın yasasıdır. Kirlettiğiniz Tanrı'nın yasası. Ey ulu Tanrım, biliyorum bu insanlar seni kızdırdı.
Ama yüreğimin derinlerinden sana dua ediyorum ki bizim suçlarımızı bağışla. Günahlarımızı da bağışla. Ve bizi alıp vaat edilen topraklara götür. Tanrım, eğer gözlerinde merhamet görürsem bunun çoğalması için dua edeceğim. Ama eğer görmezsem yazdığım bu kitaptan beni silmeni niyaz edeceğim. Bunlar Tanrı'nın buyruklarıdır. Hiçbir Tanrı'yı benden üstün tutmayacaksınız. Kendinize hiçbir şekilde put yapmayacaksınız. Onların önünde eğilip ona tapmayacaksınız. Allah'ın adını boş yere ağzınıza almayacaksınız. Sebt gününü asla unutmayacaksınız. Ve onu kutsal bileceksiniz. Haftada 6 gün çalışacaksınız. Ama 7. gün Tanrı'nın olacak. Daima annenize ve babanıza saygılı olacaksınız. Böylece uzun yaşayacaksınız. Ve size vereceğim topraklarda huzur bulacaksınız. Asla kimseyi öldürmeyeceksiniz. Asla zina yapmayacaksınız. Asla çalmayacaksınız. Komşularınıza karşı asla yalancı tanıklık yapmayacaksınız. Komşunuzun karısına kötü gözle bakmayacaksınız. Ya da evine, ya da hizmetçisine, ya da hayvanlarına. Onun olan hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Neden 40 yıldan beri çölde yaşıyoruz Yaşua? Çünkü insanlar Tanrı'ya karşı isyankar oldular. Evet, insanlar günah işlediler. Ben de günah işledim. Tanrı benimle konuştuğunda, Midyan'da, çalıda ateş yakıp benimle konuştuğunda tam olarak inanmadım. Ondan kuşku duydum. Bu yüzden seni şimdi mi cezalandırıyor? Evet. Çünkü bunu daha yeni kabul ediyorum. Ben sizinle gelemem. Bizi kim götürecek? Hayır. Ben bunu hak etmedim. Bu Tanrı'nın isteği Yeşua.